AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, kültür merkezi inşaat çalışmalarını değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta yer teslimi yapılan kültür merkezi inşaatı ile ilgili olarak bir hafta içerisinde makine parkurun şantiye alanında olacağını, çalışmaların da en kısa sürede bitirmesi için takipçi olacaklarını belirtti. Şu an 15 Temmuz Meydanı'na yapılması planlanan kültür merkezi projesinin bilgilerini almak için AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan Bey'in yanındayız. Evet, ben teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı, böyle bir fırsatı bizlere verdiğiniz için Ünye Teşkilatı olarak, Ünyeliler olarak gerçekten Ünye'de kültür merkezinin eksikliğini yıllardır hissediyor idik. Bu manada özellikle son dönemde hem Ünyelilerin hem de siyasetçilerimizin birlikteliğiyle bu adımı inşallah hep beraber atmış olduk. Çünkü gerçekten Ünye'nin ihtiyacı olan önemli projelerden bir tanesiydi kültür merkezi. Zira 2018 yılı içerisinde Ağustos ayında yaşanmış olan ekonomik krizden dolayı ertelendiğini hepimiz biliyor idik. Bu manada sık sık yapmış olduğumuz Ankara ziyaretleriyle işin inşallah nihai noktasına gelmiş olduk. Bugün değerli arkadaşlar şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ünye Kültür Merkezi daha önceki ihale edilmiş olan firmaya tekrardan arkadaşlar ihalesi yapılmadan verilmiş oldu. Zaten o günün şartlarında belli ihaleler yapılmış ve bu arkadaşımız almıştı. Bu arkadaşımız da geçen hafta en son yapmış olduğumuz görüşme ile inşallah bu hafta içerisinde buraya şantiyesini kurma ile ilgili, makine parkını kurma ile ilgili süreci başlatmış olacak. Geçen hafta itibariyle de orada belediyemiz bir tesfiye yaptı. Orada bir reklaş çalışması yaptı. Alanın düzenlenmesi ile ilgili. İnşallah bu hafta içerisinde de yetkili olan firma, orayı alan müteahhit ekipmanlarını, tüm malzemelerini, tüm makinelerini buraya getirmek suretiyle inşaata başlayacak. Tabii içinde bulunmuş olduğumuz bu küresel salgından dolayı biraz tereddüt oldu Ünye halkında. Belki acaba yapılır mı, yapılmaz mı, tekrardan ötelenir mi gibi. Ama devlet millet dayanışması, bu aziz milletin ve kerim devletin dayanışmasıyla hem bir taraftan bu salgınla yapılan mücadele en son haliyle güzel gidiyor. Diğer taraftan da devlet yatırımlarının da kuşkusuz hiç böyle akamete uğramadan devam etmiş olması da hepimiz tarafından özlenen, hepimiz tarafından da beklenen de bir çalışma. Tabii bunun bitmesiyle ilgili süreç normalde biz bir yıl içerisinde tamamen bitirilmesini hedefliyoruz. Ama dediğimiz gibi bu sadece bunun yapım işi değil, iç tefrişat işi de olacak. İç tefrişatı ile beraber Allah'tan bir şey olmaz ise, onu mutlaka tabii eklemek gerekir. Rabbim izin verir ise inşallah yani Şubat, Mart ayı, Nisan ayı yani bir yıl içinde en fazla bir buçuk yılı geçmeyecek şekilde inşallah bitirmeyi hedefliyoruz. Toplamda yatırım maliyeti 23 milyon 500 bin lira civarında artık KDV ile olan bir yatırım. Hakikaten zor bir dönemde 2020 yılı içerisinde Türkiye'de iki tane kültür merkezinin yapımına onay verildi. Bunlardan bir tanesi Ünye. Bu da Ünye halkının ne kadar böyle birbiriyle kenetlenmiş, Ünye yapılacak yatırımlar noktasında ne kadar birbirine sadakatle bağlanmış olduğunun da bir göstergesidir diye düşünüyoruz. Ben kültür merkezi noktasında emeği geçen tüm büyüklerimize, siyasetçilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir adım atıldı. İnşallah hep beraber bunu da nihayete erdirmiş olacağız.